Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin anısına tufanlar grup vatan sağ olsunu sunar. Dağlıca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı denizden 1400 metre yükseklikte. Etrafını 3000 metre yükseklikteki dağlar çevreliyor. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunuyor. Bu bölgenin kilidi durumunda. PKK burayı Türkiye'ye geçiş noktası olarak görüyor. O yüzden yıllarca ağır çatışmalar yaşandı. 2007'de yaşanan çatışmada 12 asker şehit olmuş, 16 asker de yaralanmıştı. Saldırı sırasında 8 asker ise kaçırıldı. 2010'daki ikinci saldırıda 2 asker, 2012'de bölgedeki Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıda 8 asker şehit olurken 16 asker de yaralanmıştı. Ve yıllar geçtikçe şehitler ve yaralılar vermeye devam ettik. 7 Eylül 2015'te teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların patlatılmasıyla 2 zırhlı araç ağır hasar görürken 16 şehit, 6 yaralı verdik. O şehitlerimizden birisi de Seydi Kemerli Sözleşmeler Adnan Ergen'di. Bu bölümümüzde de Adnan Ergen'in hikayesini ele alıyoruz. Çok şey şımarık değil ya. Efendim çocuk yani. Uzatlardı, dedesini oynasırlardı, biziyle oynasırdı. Kalktı, geldi diyken. Yaşar ilk öğretime gitti. Ondan sonra okudu. Dili hatta şeyle döndü. 7 yaşından sonra döndü o. Hatta çocuk içine girmediği için fazla. Okula gittikten sonra dili döndü yani 7-8 yaşından sonra döndü. İşte ondan sonra çalıştı. Oynadı, kalktı, arkadaşlarını gezdi, tozdu. Sonradan okuldan çıktıktan sonra şeye gitti, Fethiye Çırıklığa gitti. Evet. Aşçılık kursuna şeye gitti. Ondan sonra orada da çalıştı. Çalıştıktan sonra geldi. Tekrar askere gitti. Normal köylü usulü yani askerlik balosu yapıldı. 21 tane arkadaşı vardı. 20 tane arkadaşı vardı. Şimdi balo yaptık. Ondan sonra uğrattık. O zaman da şeye gitmişti zaten, Van Başkale'ye gitti. Oğlanın en küçükleriydi. Tütüncülük yaptık, iyi bakamadık, yerine göre geldik, gittik. Rezil olduk yani, rezil olduk. Kaynana baktı, bizim dinelere baktı. Oradan okul çağı geldi, okula gönderdik, geldiler, gittiler okula. Tabii yayan gidiyorlar okula. Şimdiki gibi şeyde, yemek orada. Öğlen gel yemek hazırlayıp, büyüdüler, dövüştüler. Tütün tarlalarına giderdik, çalışmak istemedi, ben illa başka bir şey gideceğim. Derdi şiborluk, kamyon sürerdi, halde çalışırdı, köysuda, orada burada, bütün izzetin yanında çalışırdı. Çok iyi, çok severlerdi. Kendi askerliğine gideceğinde ağlaya ağlaya gönderdim. Çok ağladık, şey yaptık. İyi anne derdi, oradan konuşurduk telefonda. Eylül gibi cep telefonu yoktu, böyle hep telefonu vardı. Oradan komşuda yiyin derdi. Bize o zaman da dağın tepesindeymiş. Adnan eli çok becerikli bir insandı. Aşçılık kursuna gitti, kasaplık biliyordu. Kamyonla tır, yani tırlarca böyle yük taşırdı. Yani Adnan ne bileyim benim için çok yani farklı bir kardeşti. Bunun şehit oldu diye demiyorum. Yeri bende hep başkaydı. Her şeyini bana söylerdi. Her şeyin hani aramızda o kadar çok böyle konuşmalar, sırlarımız olurdu ki. Adnan, Van Başkale'de askerliğini yapar ve gelir. Babasıyla beraber çalışmaya başlar.
fakat aklında hep askerlik vardır. Sözleşmeli olarak yeniden gitmek ister, ailesi endişelidir. Gitmesini istemez. Adnan ise söylediği söz, vatan için gideceğim ve dönüşüm muhteşem olacak. Çalışıyorum, beraber çalıştık. Bu sefer benim yanımda sıkılırsın dedim, başkasının yanında yaptım. Hani çocuk açılması için yapıyor, yani ben de sıkılırsın oğlum dedim. Ben de hiç sıkılma. Bu dediden biri bir, benim telefona mesaj gelmiş. Diyor ki, bu askere adam alacağım. Ben dedim, bunu gördüm senin telefonda dedi, ben askere gideceğim. Oğlum sen bilirsin dedim. Senin alacağın parayı burada alacağız, sen bilirsin, gitme sen, sen sigortaya yatacağım dedim. Oğlum etme, yok bu dedi. Midesi, bana dağıl dedi. Ben, sen dedi, yüzünü yumuşak dedi. Ağlasın ama dedi, sonra dedi, pişman olmasın dedi. Ağladık. Gitme, gideceğim, git. Git dedim, uğradık. Barıştık. Gitti. Gitme diye çok şey yaptık. Oğlum bakıyor da şehitler oluyor, gitme dedim. Ha gideceksin anne dedim. Bundan ötesi de var dedim, olursam şehit olurum dedi. Ha ben çok ağladım, ben ağlamaktan hiç konuşmadım. Ha ben öğretmenim ağlamaktan kalktı gitti. Şehit oluyor oğlum gitme dedi, ha olsun şehit olurum dedi. Annem gitti dedi ki o aralar işte. Sözleşme askerliğe başvurmuş. Annem bir dedik Adnan gitme, Adnan gitme. İşte işimiz var, gücümüz var, ihtiyacımız yok. Hani niye gidiyorsun? Dedi gideceğim. Gelişim çok güzel olacak, mükemmel olacak diyordu. Evet. Adnan Dağlıcı'ya gider. Hakkari'de sınırın son noktasında görevini yapar. Ailesi üzülmüştür ama gururludur. Ailesiyle de sürekli görüşmektedir. Tepe dedi, olduğumuz yer dedi. Ama tabi ne yapacağız biz bunu hiç. Tanar gidiyor ama ne sorun. Ondan sonra artık işte görüşüyoruz telefonla her gün, her hafta. Her hafta değil, her gün görüşüyoruz. O şeye çıkmaktan sonra, araziye çıkmaktan sonra her zaman görüşüyorduk. Evet. Zaten daha da cevap bekliyorlar. Orhan'la ilgili hiçbir şey konuşmazdı bize. Evet. Hiçbir şey konuşmazdı. Arkadaşlar vardı Yozgatlı. Bunlarla konuşuyoruz, onun arkadaşların ne diyor, nasıl, iyiler anne derdi. İyiler derdi, öyle olayı hiç konuşmadı bize. En son ben Cuma günü konuştum, Seran için derdim. Beni arada girdin gibi. Anne ne yapıyorsun dedi, Seran için ben oğlum dedim ben. İyi ben sana oynamayan dedi, akşam görüşelim dedi. Akşam o da bir aramadı, ben daha onu hatırlayamayın dedi hiç, onu hatırlayamayın. Böyle olacağını bilsem ben hatırlardım ama ne olduğunu hatırlayamadım. Sürekli Fethiye Radyosu'na bağlanırdı. Sürekli şarkılar, istekler isterdi. İşte Hakkari'den, işte Dağlıca'dan, Fethiye halkına gelsin. Hatta bir keresini hiç unutmam. Abla radyoyu dinle dedi. Açtım. İstek istedi. Fethiye halkına ve tüm şehitlerimize gelsin. Hiç unutmuyorum. İstediği şarkıda dağlara düşünce Ayaz. Gelemem belki bu yazdı. Dedim oğlum nasıl bir şarkı istiyorsun ya? Yani bir şarkı, doğru düzgün bir şarkı seçemedin mi falan? Yok ama dedi çok güzel dedi. Sen hakkını helal eyle. Dağlara düşünce ayaz, belki gelemem ben bu yaz. Giymiş olurum ben beyaz. Sen hakkını helal eyle. Sen hakkını helal eyle. Adnan Ergen izne gelme planları yapıyordu. Sosyal medya üzerinden Eylül ayının 5'i veya 9'u gibi geleceğim demişti. Fakat yol kapalıydı. Yine kendisiyle WhatsApp üzerinden yazan bir arkadaşına da 5 Eylül'de yani şehit olmazdan bir gün önce yol açacaklarını söylemişti.
Şehit olduğu gün arkadaşı yazdı ama cevap gelmedi. Tarih 6 Eylül 2015. Dağlıca Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda iki zırhlı araç hareket halindeyken teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların patlatılması ile ağır hasar gördü. Şoför olan Adnan Ergen ve içindeki kahraman askerlerimiz şehit oldu. Yaralı ve şehit askerlerimizi almak için olay yerine gelen Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan ve beraberindeki askerler de teröristlerce ateş açılması sonucu şehit oldular. Olay anında 16 askerimiz şehit olurken 6 askerimiz ise yaralandı. Olaydan sonra sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler oldu. Teröristler kötü hava koşullarını kullanarak daha konuşlanmışlar ve çapraz ateş almışlardı. 7 Eylül'de köylülerin şehit askerleri alma görüntüleri de yayınlandı. Bu olaylar esnasında bomba patlaması ve şehitler olduğu ulusal basına yansıdı ama isimler ilk etapta açıklanmadı. Adnan Ergen'in evinde de hüzünlü bir bekleyiş başladı. Bazıları Adnan şehit oldu derken bazıları ise henüz belli değil diyordu. Ya bize hiç gerçek yani şey, dağılıkça şeyleri var diye, patlaması var diyorlar ama biz tabii kim oldu hiç söylemiyorlar ki. Evet. Sadece söyleyiyorlar öyle kadar. Bakın göstermiyor. Bana dediler ki sen nereye gidiyorsun dedi, çalışmaya gidiyorum Batman'a. Ya sen niye gidiyorsun dedi, dağılıkça da patlama. Öyle olsa dedi, ben haber verirler dedim ben. Çünkü kobra dedim, kobra diye bir şey olmaz dedim ben. Evet. Ya sen gene gitme dedi. Bu hatta bunun arkadaşı o zaman bu çocuk duymuş. Her şeyi öğrenmiş ama gelmiş bana değmedi. Oğlum ne var bir şey var yok, gidiyor gidiyor ağrının arkasında telefonla konuşuyor. Oğlum bir şey söyle söyle yok amca diyor ya diyor. Bizden sakladı ama işte iki gün sonra haber geldi ya. Duymadık biz Serhat'ta çalıştığından görmeden gittik gezmeye. Orada bir hastanın yanına. Oradan geldik benim ablam vardı, onun yanına saptık. 5 dakika sapalım dedik. Onun da kızı aradı. Hani içeri gittim işte telefonda. Diyazengil vardı orada demiş. Hani içeri gittim. İçeri gittiğimde böyle böyle demiş, böyle böyle olay var diyeceğim bile haberi var mı demiş. Ondan bundan haberi yok, onlar Gezmer'den geliyor demiş. Benim ablam da, hani sen gene hiçbir şey duyurma demiş. Eve geldik, saat bayağı geç oldu, bizim komşular. Biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Benim kız telefon etmiş hatta, benim kız olayı duymuş, o da ablam kızından duymuş. Annem bilin demiş, annem telefonu, televizyonu hiç bırakmaz demiş. Onu fişini çekiyor demiş, bizim komşu televizyonun fişini çekmiş. Tarnayı da seriyordu, bir tabak döktüm, ikinciyi döktüm, o arkadaşı geberlerler geldi. Ne oldu, tayyama bu dedi sıktı. Yani durumlar iyi değil. Ondan sonra ben tarnayı ne ettiğimi, nece bittiğimi hatırlamadım. Herkes gelen doldu. Bir yarısı aslı var, yarısı yok, yarısı yaralıymış, yarısı bu diye çok şey yaptılar. Ondan sonra herkes dolmuş. Ama ben 15 gün sonra varınca yerler hiçbir şey hatırlamayın. Hani telefonla aradık, ulaşamadık. Arkadaşı var, Ali. Ablam dedim, Adnan hani iyi mi, nasıl? Mesajımı gördü, hadi cevap veremedi. Hani çocuk nasıl cevap versin? Abla, kardeşimi kaybettim, bir şeydi verdim, nasıl diyebilir? Diyemez. Beklerken telefon çaldı, böyle 8.30-9'da geliyordu galiba. Mehmet Ergen'le görüşeceğini söyledi telefonunu arayan kişi. Dedim ki hayır, hani ben kızayım, benle görüşeceksiniz. Dedi Mehmet Bey'le görüşeceğiz, Vali Bey görüşecek. Ondan sonra ben dedim ki hayır, benle görüşeceksiniz derken siz sayın valimiz. Telefonu aldı. Başımız sağ olsun, Adnan'ı kaybettik dedi. Ben zaten o an kendimi kaybettim. Yani bilmiyorum, çok kötü bir duygu. Ve şehit haberi aileye ulaşır. Büyük bir üzüntü vardır. Ama Adnan Ergen dediğini yapmıştır. Dönüşü muhteşem olmuştur.
adam zaten kendisi diyordu, benim gelişim müthişem olacak dedi. Evet. Çok kalabalık olacak. Nasıl? Ya işte öyle bir şey olacak dedi. Adam zaten şehit olmadan bir ay önce bayrak taşımış burasına devamlı, küçük bir bayrak. Bir tuvaflık varmış yani, hep böyle bakarmış yani, şey yapmış yani, hep arabayı silermiş. Bundan sonra yasamanın tadı gitti artık. Yapacak bir şey yok. Evlat acısı çok zor. Yani yapalım yani, yaşadık ama nasıl yaşadık? Biraz zor. Ama Allah razı olsun, herkes destekçi oldu, bir ay, iki ay. O işte yavaş yavaş alıştık yani. Bir şeyle oyalanıyoruz, vakit geçiriyoruz. Çocuklar yanına gidiyoruz, geliyoruz. Allah razı olsun, gelen de giden komutanlar, eş dost, Allah razı olsun. Herkes yani yardımcı oluyor. Yani gelişim muhteşem oldu. Onun için muhteşem oldu ama... Özlüyor insan. Abba diyen, abba diyen kimse kalmadı. Ben bu kelimeyi çok uzun süre duyamadım. Çok duymak istedim ama duyamadık. Şimdi hepimizin beklentisi şehitlerimizin unutulmaması. Şehidimiz Adnan Ergen'in ismi şu an Eşen'de okulda yaşıyor. Ayrıca evinin bulunduğu sokağa da ismi verildi. Müzik dinlemeyi seven Adnan Ergen yine sosyal medya hesabı üzerinden İsmail Uzunoğlu'nun söylediği Kara Kız türküsünü paylaşmıştı. Bu türküyle her etkinlikte şehidimiz bir kez daha anılıyor. İsmail Uzunoğlu'nun söylediği Kara Kız türküsünü Facebook'tan paylaşıyor, örtüsünü şehit oluyor. Babası Mehmet abi de, annesi de burada. Şehidimizi alkışlıyoruz. Şehidimizin dinleyemediği türküyü İsmail Uzunoğlu söyleyecek. Kara Kız. Görev yaptığı Dağlıca'da Adnan'ın ve diğer şehitlerimizin ismi yaşatılıyor. 15 askeriyle omuz omuza şehit düştüğünde tanıdı. Ama Yerbay Çelikcan Dağlıca'da ölümsüzleşti. Tıpkı diğer şehitler gibi. Burada gördüğünüz fotoğrafların her biri Dağlıca'da farklı zamanlarda bu bölgede şehit olmuş askerlerimize ait. Son resme bakarsak 6 Eylül 2015 tarihinde Gürkavak bölgesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Kurmay Yerbay İlker Çelikcan'ın resmi var. Diğer resimlerse az önce de söylediğim gibi 2007 yılından bu yana Dağlıca bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimize ait. Kurmay Yerbay İlker Çelikcan ve diğer Dağlıca şehitlerinin her biri artık Dağlıca Hudut Taburu'nun şeref madalyaları. Tam o bölgede mi 16 şehit vermiştik komutanım? Evet, maalesef tam o bölge, şehitlerimizin olduğu bölge. Hemen köyün çıkışı 150 metre ilerisi ve ondan 50 ila 75 metre ilerisinde 3 ayrı patlayıcı düzeni yapılmak suretiyle konvoyumuza yapılan saldırı neticesinde şehitlerimiz oldu. Bizim gördüğümüz köyün çıktığı bölge 16 şehidimizin olduğu 3 tane sıralı EYP'nin patlatıldığı bölge bu bölge. Adnan'ın ailesi de helikopter ile Dağlıca karakoluna götürüldü. Annesi, babası görev yaptığı yeri gördüler, o havayı soludular. Dağlıca'ya gittik, Allah razı olsun paşa götürdü bizi, gönderdi. Yüksekova'ya gittik, Yüksekova'da karşıladılar. Paşa ondan sonra o davet etti, oturduk. Helikopterle Dağlıca'ya gittik. Dağlıca'da bir gece kaldık. Löbet tuttuğu yerlere, kobrasını falan gördük. Dağda 2500 metre yükseklikte. Orada bekliyorlar. Nasıl karşıladılar seni orada? Bizi çok iyi karşıladılar. Yani arkadaşlar hep oradaydı, komutanlar falan. Oturduk, sohbet ettik. Bütün arkadaşlar topladı, komutan görüşün dedi. Amcayla dedi. Görüştük. Bir gece kaldık. Ertesi gün Yüksekova'ya geldik. Ondan sonra oradan bizi paşa aldı. Şeye götürdü. Van'a götürdü. Van'da eski askerlik yaptığı yerlere götürdüler. Gezdirdiler. Dağlarla gördük yani, devletimiz götürdü bizi. Yani çok zorumuza gitti. Çok durumları çok kritik, çocukların çok
zor durumları. Ben orada fotoğraflarını gördüm, kötü oldum. Karşıladılar, yataklarını çıkardılar, tüm arkadaşlarını gösterdiler. Beni yatağını göstermediler. Evet. Beni göstermediler yatağını, beni başka bir yerde koydular. Yatağını benim kıza, babasına göstermişler, beni yatağını göstermediler. Evet. Neler söyledi arkadaşlar hiç? Ama arkadaşlar bütün üzüntülüydü. Ağlıyorlardı, bütün üzüntülüydü arkadaşları. Aşağıya birlikten götürdüler, gezdirdiler. Uçar bir su var, oraya köprüye kadar götürdüler, gezdirdiler. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Bandosu bu kahramanca şehit olan 16 askerimiz için Dağlıca türküsü hazırladı. Tüylerimizi diken diken eden işte jandarmanın hazırladığı o türkü. Çocuğum bir daha dünyaya gelse bir daha salak. Ben kendim de giderim yani. Ne var, vatan için her şey yap. Nasıl olsa önce sonunda. Ama bir şehit olup görmek daha bir başka. Allah razı olsun, vatan sağ olsun her zaman. Devletimizde, milletimizde lafa vermesin.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Tufanlar Grup vatan sağ olsun'u sundu. Yakıt var, Vimex var.